Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda Xiaomi Mi AirDots Tam kablosuz kulaklıklarını inceliyoruz. Geçtiğimiz aylarda Xiaomi Mi AirDots tanıtılmıştı hatırlarsanız. İncelemeye geçmeden önce birazcık fiyatlardan söz etmem gerekiyor. Çünkü lansmanında Xiaomi Mi AirDots'un fiyatı 30 dolar olarak açıklanmıştı. Çin parasına çevirdiğimiz zamansa 199 yuan olduğu söylenmişti. Şu anda sadece Çin bölgesine satış yapan e, Xiaomi'nin internet sitesine baktığımızda 199 yuan'a satıldığını görüyoruz. Ancak Diğer işte Çin menşeli biz mesela Banggood'dan aldık. Çin menşeli alışveriş sitelerine baktığımızda yaklaşık 100 dolar TL'ye çevirdiğimizde de 530 lira civarında bir fiyat görüyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar şu anda Mi AirDots'ta bir stok sıkıntısı var. Stok sıkıntısı olduğu için de aynı hatırlarsanız Mi Band 3'te de bu problem görülmüştü. Çok birazcık daha yüksek fiyatlı saçı çıkmıştı. Daha sonra fiyat inmişti. Ben e, ürünü aldığımız yer olan Banggood'un linkini aşağıya bırakacağım. Bence benim tavsiyem kendi fiyatına inmesini bekleyin. Ara ara linki kontrol edin. Uygun fiyatlı hale geldiği zaman yani resmi satış fiyatı olan 30 dolar civarlarına geldiği zaman satın almanızı tavsiye ederim. E, i̇ncelemeye geçmeden önce bir diğer söylemek istediğim konuyu söyleyeceğim. Bu tamamen benim kişisel görüşüm. Sen artık koskoca şevesin. Yani bugün akıl telefon pazarında çok ciddi bir payın var. Ürünlerin artık ciddi kişiler tarafından biliniyor, çakma olarak kabul edilmiyor. Ama neden bu kadar güzel bir ürün üretip Adını AirDots koyuyorsun. Direkt Apple, Airpods'a rakip bir ürün e, yapmışken niye ismini ona benzer yapıyorsun? Bence Xiaomi'nin artık bu tarzdaki ufak şeylere dikkat etmesi lazım. Biri bana ya o ne dediği zaman işte Xiaomi Mi AirDots diyorum. O AirDots adı yüzünden ha yani Airpods'un çakması diyorlar haklı olarak. E, teknik olarak aslında çakması değil. Onun daha uygun fiyatlı bir alternatifi. Ama isim konusunda böyle bir bence yanlış yapmış Xiaomi. Bu gevezeliği bir kenara bıraktıktan sonra incelememize geçelim arkadaşlar. Ürünü satın aldığınızda kulaklıkların kendisi, kulaklıkları hem taşımak için hem de şarj etmek için kullandığımız taşıma kutusu. Gördüğünüz gibi kapaklı bir yapıda. Hemen arka tarafında kutuyu şarj etmek için bir tane micro USB yuvası var. Hem kutunun hem de kulaklıkların şarj ömründen incelemenin ilerleyen bölümlerinde bahsedeceğim. Kutuyu şarj edebilmeniz için bir tane micro USB kablosu ve iki farklı boyutta kulaklık pedleri çıkıyor. Eğer kutudan çıktığı haldeki kulaklık pedleri kulağınıza rahat bir şekilde olmazsa, biri küçük, biri de olduğundan yani ana kulaklıktan birazcık daha büyük iki farklı kulaklık pedi çıkıyor. Onlarla değiştirip kullanabiliyorsunuz. İsterseniz tasarımla başlayalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, kutunun Toplam miliamper kapasitesi 300 miliamper. Kulaklıklarımız da 40 miliamperlik bir batarya kapasitesine sahip. Tasarım noktasında biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ben QCY T1 modelini incelemiştim. Onlara benziyor. Beyaz renkli. Dışarıdan baktığınızda bence gayet sade ve şık görünüyor. Kulağınıza taktığınızda da gerçekten rahat. Şu şekilde aşağıya bakacak şekilde takıyorsunuz ve kulağınızda hiç yani ben hissetmiyorum kulağımda olduğunu. Gayet rahat bir şekilde duruyor. Şu an kulaklık kulağımda herhangi bir şekilde müzik çalmıyor. E, ortamdaki ses büyük oranda düştü ama mesela şu an konuştuğum sesi duyabiliyorum. Müzik açtığınız zaman e, herhangi bir ses duymuyorsunuz dışarıdan. Ancak eğer müzik çalmıyorsa tabii ki aktif bir gürültü engelleyici olmadığı için dış sesleri duyabiliyorsunuz. Hem normal gündelik hayatımda metroda, otobüste vesaire kullandım hem de sporda kullandım. Hiçbir şekilde kulaktan düşmüyor. Rahat rahat eğer koşu yapıyorsanız, bisiklete biniyorsanız kullanabilirsiniz. Farklı fitness aktiviteleri yapıyorsanız işte ağırlık kaldırma vesaire gibi onları da yapabilirsiniz. Herhangi bir suya ve toza dayanıklılığa dair bir sertifika göremedim. E, çok araştırdım, baktım. Anladığım kadarıyla olsa mutlaka bir yere yazarlardı. O nedenle hani ben sporda kullandım, terledim bir sorun olmadı ama dikkat etmenizde fayda var. Yine çok ciddi bir yağmur altında kullanmanızı tavsiye etmem. Durduk yere riske girebilirsiniz. O anlamda bir eksi noktası var diyebiliriz. Benim her kulaklık incelemesinde söylediğim gibi çok ciddi anlamda dikkat ettiğim birkaç nokta var. Bunlardan birincisi siz müzik dinliyorken en yüksek ses seviyesindeyken bile yanınızdaki insanın o müziği duyup duymadığı. Şöyle eğer bir işte metrobüste, otobüste hani az da olsa bir dış sesin olduğu bir bölümdeyseniz ee, ses seviyesi en yüksek en yüksekteyken bile yanınızdaki insan ne dinlediğinizi duymuyor. Ancak böyle hani kulaklığınıza kulağını böyle anca getirirse ne dinlediği duyuluyor. O da çok böyle şey değil. Hani bangır bangır duyulmuyor. Sadece bir ses çıktığını duyabiliyorsunuz o anlamda. Çok başarılı bir kulaklık. Ee, son derece rahat. Ben kullanırken hiçbir rahatsızlık yaşamadım ki Hani bazı yolculukların benim 2 saati falan buluyor biraz uzak bir evde oturduğum için iş yerine. Herhangi bir şekilde kesinlikle rahatsızlık duymadım. Çok rahat bir kulaklık diyebilirim. Ee, herhangi bir fiziksel tuşu yok. Ancak bu görmüş olduğunuz alan dokunmatik yüzey arkadaşlar. QCY-T1 modelinde yine aynı bölümde fiziksel bir tuş vardı. Burada Xiaomi dokunmatik bir panele yer vermiş. Dokunmatik panele bir kez dokundurduğunuzda mevcut şarkıyı durdurabiliyor veya şarkıyı oynatmaya başlayabiliyorsunuz. Eğer bir görüşme yapıyorsanız, bir telefonla görüşme yapıyorsanız bir kere e, telefonunuz çaldığında, buna bir kere bastığınızda direkt olarak çağrıyı yanıtlamak için de kullanabiliyorsunuz. Kulaklığa İki kere dokunduğunuzda ise, iki kere ard arda dokunduğunuzda ise kullandığınız sesli asistan devreye giriyor. Ben şu anda Android bir telefon kullandığım için direkt olarak Google Asistan devreye giriyor ve kulağınızda Türkçe bir şekilde Google Asistan'ı duyabiliyor ve Türkçe bir şekilde Google Asistan'a e, herhangi bir işlev için şey yapabiliyorsunuz, komut verebiliyorsunuz. Google Assistant da bayağı iyi çalışıyor. Ben mesela işte Ersin abi'ye ara, Ersin abi'ye mesaj at gibi birçok farklı varyasyonu denedim. Herhangi bir sorun olmadan çok net bir şekilde algılayabildi. Eğer Siri kullanıyorsanız yani bir iPhone'unuz varsa aynı şekilde ilk kere dokunarak Siri'yi aktif edebilir ve Siri'ye normal telefonunuzda kullandığınız tüm komutları da verebilirsiniz. Ayrıca eğer Xiaomi bir telefon kullanıyorsanız ve Google Asistan yerine Xiaomi'nin kendi asistanını kullanmayı tercih ediyorsanız ki bildiğim kadarıyla sadece Çince olduğu için bu çok mümkün değil ama hani onu da kullanabiliyorsunuz en azından mevcut diye Söylemiş olayım genel olarak tasarım özellikleri bu şekilde arkadaşlar isterseniz birazcık da kulaklığımızın teknik özelliklerine ve ses kalitesine yakından bakalım bluetooth 5.0 destekliyor geçtiğimiz videoda çok soru geldi o yüzden hani ben biliniyordur diye anlatmamıştım ama. Tekrardan bu videoda söylemiş olayım. Telefonunuz Bluetooth 5 kullanmasa bile telefonunuzda Bluetooth 4.2, 4.1 gibi daha eski jenerasyon bir Bluetooth varsa bile bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Bluetooth 5 geriye dönük uyumlu bir teknoloji. İlla telefonunuzun veya kullandığınız cihazın Bluetooth 5 desteklemesine gerek yok. Ancak tabii ki Bluetooth 5 destekleyen aptX gibi kablosuz ses aktarımında daha iyi sonuçlar alabileceğiniz bir akıllı telefon kullanırsanız hem ses kalitesi hem cihazın pil performansı ve uzaklık mesafesi gibi farklı şeyler yaşayabilirsiniz. Artılar, eksiler yaşayabilirsiniz. Bunu zaten ses kalitesinde birazdan ayrıca bahsedeceğim. Hem iOS'ta hem de Android'de kullanılıyor. Sadece akıllı telefonla kullanmak zorunda da değilsiniz. Bluetooth destekleyen bir bilgisayara Bluetooth aracılığıyla bağlayabilirsiniz ya da farklı bir cihaz kullanıyorsanız Bluetooth destekli yine o şekilde kullanabilirsiniz. 10 metrelik bir Bluetooth mesafesi var. Ancak tabii ki bu 10 metrenin arasına duvar gibi işte bir kolon gibi şeyler engeller girdiği zaman 10 metrelik mesafenin birazcık daha düştüğünü görebilirsiniz. Ama açık bir alanda 10 metreye kadar bir bluetooth mesafesini bizlere sunuyor. Ses kalitesine yavaş yavaş geçecek olursak. Ürünümüzün içerisinde 7.2 milimetrelik sürücüler var. 20 ila 20.000 bin hertz arasında bir frekans aralığı var. Ve Xiaomi'nin aktardığı bilgilere göre bu kulaklıkta TWS yani açılımına bakacak olursak True Wireless Stereo gerçek kablosuz stereo desteğine sahip. Bu sayede hem sağ hem de sol kulaklıklar ayrı ayrı sinyal alarak gerçek kablosuz stereo deneyimini sizlere sağlayabiliyor. Ses kalitesi anlamında kişisel yorumumu yapacak olursam daha çok yakın bu dönemde e, QCY T1 daha uygun fiyatlı bayağı daha uygun fiyatlı bir e, ürüne göre neredeyse Ses kalitesi anlamında iki katlık daha iyi bir sonuç elde ettiğimi söyleyebilirim. Yine tam kablosuz bir kulaklık olduğu için bütün hemen hemen örnekleri gibi bas ağırlıklı değil, tiz ağırlıklı bir kulaklık. Benim hoşuma giden bu kulaklıktaki nokta ses seviyesi daha uygun fiyatlı modellere göre birazcık daha üst seviyede, daha yüksek sesli bir müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz ve genel o yüksek seviyedeki ses dengesi birazcık daha oturaklı, daha dengeli. Dinlediğim şarkılarda tabii ki eğer çok böyle hani ben bas aşığıyım, bir kablolu kulaklık kullanıyorum veya kulak üstü daha üst seviye bir model kullanıyorum diyorsanız sizi tatmin etmeyecektir. Ancak cihazın orijinal satış fiyatı olan 30 doları düşündüğümüzde ses kalitesi gerçekten fiyat performans oranı olarak gayet iyi. Burada şöyle bir parantez açmam gerekiyor gerçekten bu ürünü kullandığınız akıllı telefonun veya dış kaynağın ne olduğu ses kalitesini ciddi anlamda etkiliyor arkadaşlar. Eğer APTX gibi işte Bluetooth 5 gibi kablosuz ses iletimi konusunda iddialı bir akıllı telefon kullanıyorsanız aldığınız ses kalitesi daha iyi oluyor. Burada tabi şu da çok önemli. Spotify'dan mı müzik dinliyorsun? Spotify'da premium'da yüksek kaliteyi açtın mı? Veya Cep telefonuna e, bitrate'i daha yüksek bir şarkı mı dinliyorsun yoksa bitrate'i küçük daha e, düşük e, bir mp3 mi dinliyorsun bu da çok etki ediyor. O yüzden eğer bu tarzda bir ürün satın aldıysanız mutlaka telefonunuzun ve dinlemiş olduğunuz müziğin kaynağını olabildiğince yükseltmeye çalışın ki... E, almış olduğunuz ses kalitesi de o anlamda daha da yüksek olsun. Ama genel olarak gerçekten ben ses kalitesini beğendim. Geçtiğimiz videoya bir tane yorum gelmiş bu ses kalitesi muhabbeti olmuşken onu da söyleyeyim. E, yorumu atan arkadaş, adını almadım kusura bakmasın, e, Sennheiser'ın CX-2 kulaklığını kullanıyormuş. Şu anda yaklaşık 200 liraya satılan bir kulaklık ve kablolu bir kulaklık. Benim geçtiğimiz videoda incelediğim ürün tam kablosuz bir kulaklık ve onun yarı fiyatına yani 100 liraydı. Karşılaştırmayı yaparken ve ses kalitesi anlamında benim yorumlarımı dinlerken tam kablosuz kulaklık kategorisi için yorum yaptığımı ve fiyatına göre bir yorum yaptığımı unutmayın arkadaşlar. Eğer siz e, tam kablosuz değil de birbirine kablo ile bağlı bir kablosuz kulaklık kullanıyorsanız muhtemelen eğer çok e, aşağıda bir kulaklık modeli değilse e, mesela örnek vereyim Huawei'nin EM61 ses kalitesi anlamında Xiaomi'den de daha iyi, e, QJYT1'den de daha iyi veya kulak üstü bir kablosuz kulaklık kullanıyorsanız onların sürücüleri çok daha geniş olduğu için ve ses kalitesi doğal olarak daha iyi olacaktır. Kablolu kulaklıkların da birçoğu kablolu aktarım yaptığı için teknik olarak zaten daha e, kaliteli bir ses vermesi adına tasarlandığı için Onlarda da daha iyi bir ses alacaksınızdır. Ben yorumlarımı tam kablosuz kulaklıklara göre ve ürünün fiyatlarına göre yapıyorum. 30 dolarlık bir ürün için Xiaomi'nin AirDots'u gerçekten fiyat performans şampiyonu diyebilirim. Geçtiğimiz günlerde incelediğim QCY'den de oldukça iyi. Cihazın üzerinde mikrofon var. Ses görüşmeleri anlamında çok çok iyi diyemem. Bunun başlıca sebebi tam kablosuz kulaklıklar kulağınızdayken ağzınıza uzak kalıyor ve siz kablolu kulaklıkla konuşurken mikrofon buradayken bu ürünlerin mikrofonu burada kaldığı için sesiniz birazcık uzaktan algılanıp karşıya iletiliyor. Yani o nedenle eğer ben bu kulaklığı alacağım ama ana amacım müzik dinlemek değil, insanlarla konuşmak diyorsanız iyi bir tercih değil. Ama ben bu kulaklığı hani müzik dinlemek için kullanacağım. Ara arada telefon görüşmeleri yapabilirim diyorsanız idare ediyor. QCY T1'inki çok kötüydü. Bu ondan daha iyi ama genel klasmanda mikrofonla iyi diyemem. Ee, bunu da söylemiş olayım. Geçtiğimiz videoda çok fazla yorum geldi. Ve ben o videoda dikkat etmediğim için bu videoda ayrıca dikkat ettim. YouTube'da herhangi bir ses kayması olmuyor. Ee, bir video izlerken. Müzik dinlerken tabii ki. Zaten bir problem yok. Kendi telefonunuzun oynatıcısında bir video izlediğinizde ses kayması yok. Ama oyun oynarsanız yaklaşık yarım saniyelik bir saniyelik bir ses kayması yaşanıyor. Ne yazık ki almayı düşünen arkadaşlar bunu da unutmasın. Gelelim son olarak pil ömrü ve batarya konusuna zaten kapasitelerden bahsetmiştim. Kulaklığın kendisi tek başına yaklaşık 3,5 saat ile 4 saat arasında kesintisiz müzik dinlemenize olanak sağlıyor arkadaşlar. Kutuyu kulaklığınızı 3 kez tam şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Ve kutunun tam şarj olma süresi de yaklaşık 1 saat. Yine hemen hemen aynı sürelerde de kulaklık kutunun içerisindeyken şarj oluyor. Ve zaten hem Kulaklığın üzerinde hem de kutunun üzerinde bir LED aydınlatma var. Normalde kırmızı yanıyor. Siz e, şarj ettikten sonra şarj olması tamamlandıktan sonra bu bahsetmiş olduğum kırmızı LED aydınlatma. Beyaza dönüyor genel olarak Xiaomi Mi Air Dots'un özellikleri ve sundukları bu şekilde arkadaşlar toparlayacak olursam 30 dolarlık bir fiyat etiketi için fiyat performansı çok yüksek bir ürün ancak şu andaki satış fiyatı e, bence cihazın ederinden daha pahalı o nedenle dediğim gibi stok problemi mutlaka birkaç ay içerisinde en geç çözülecektir aynı Mi Band 3'te olduğu gibi. 30 dolar olmasa bile 40 dolar, 45 dolar hatta 50 dolarlara kadar tercih edebileceğiniz güzel bir tam kablosuz kulaklık. Ancak onun üstündeki şu anlık 100 dolarlık fiyatların bu ürün için birazcık pahalı olduğunu düşünüyorum. Bu arada şu anda Çin versiyon olduğu için işte Bluetooth bağlantısı yapıldı gibi geri bildirimleri Çince söylüyor. Ama çok büyük bir problem değil. Zaten telefonunuzda Bluetooth'un bağlandığını görüyorsunuz. O bir saniye Çince Bluetooth bağlandı diyor. Onu anlamıyorsunuz batarya bitmeye yakında herhangi bir çince söylemle değil dıt dıt şeyiyle, sesiyle bildirim sesiyle size geri bildirim veriyor onu da söylemiş olayım sizin bu kulaklıkla alakalı yorumlarınız neler lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.